Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün bir backtest yapacağız. Backtest videosu çekeceğiz. Backtest yapacağımız tarihi ve günü buradaki rastgele sayı kısmından belirleyeceğiz. Yani daha ne kadar şeffaf olabilirim bilmiyorum. Umarım buna ikna olursunuz. Baktığım zaman Şubat ayının 2. ay, Şubat ayının 12. günü. Buradan itibaren zaten birkaç günlük bir şey yapacağız. Çok uzatamayız videoyu. 50 bin dolarlık bir bakiye yapalım. Euro dolar üzerinde yapacağız. Akabinde Şubat ayının 12'siydi sanırım. Aynen Şubat'ın 12'si. 2022 Şubat 12 tarihi. Aynı şekilde 2022 Şubat bu haftanın sonu olsun. Bu şeye tam denk geliyor. Hafta sonu denk geliyor. O yüzden pazartesiden itibaren başlayıp şu haftayı şöyle işaretliyorum. Şunu da Şubat'ın 12'si değil de pazartesi gününe çekiyorum. Direkt pazartesiden itibaren başlayalım diye. Çünkü hafta sonuna denk geliyor o kısım. Şimdi bu şekilde başlayacağız. Olabildiğince anlatarak ilerlemeye çalışacağım. Yani olabildiğince değinmeye çalışacağım birçok şeye. Şimdi bakalım nasıl geçecek süreç. Ben de şu anda bilmiyorum. Zaman dilimini düzelteceğim. Akabinde seansları ayarlayacağım. Bu noktada şöyle 3 chart şeklinde ilerliyorum ben genellikle. İndikatörden sezon indikatörünü açalım. Şimdi şöyle şu Asya seansını ben kendi işlem saatlerime göre ayarlayacağım. Sabah 5, akşam 4 şeklinde. Burada biraz 3 saat geriden getirdiği için bu şekilde ayarladım. Onun rengini bir ayarlayalım, sarı olmasın. Asya şöyle siyah olsun. Aynen bu şekilde. Şimdi M15'e geçiyorum. Londra'da ve özellikle New York seanslarında işlem almaya gayret edeceğim. Grafiğin bana verdiklerini, yani rastgele bir tarih seçtik ve bunun üzerine ilerleyeceğiz. Şimdi öncelikle bir günlükte bakalım tablomuza. Günlük ne diyor? Günlük 4 saatlik ve 15 dakikalık şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi baktığımda günlükte fiyat şu sol taraf neden görünmüyor? Haftalıkta bakalım. Şurası yok chartta ama neyse çok önemli değil. Şu bölgeye bakalım. Haftalıkta bakalım öncelikle. Haftalıkta fiyat bu haylar likit dağılım olarak kalmış. Body olarak biraz üstte kapatmış. Yani gövde olarak biraz daha yukarıda kapatmışlar ama baktığım zaman 2 kez likit dağılımı gerçekleşmiş ve fiyat buradan iyi bir tepki almış. Bu low bir kırılım yaptırabilmiş mi? Hayır, bir kırılım yapamamış, bir likit dağılım olarak kalmış bu nokta. Bundan dolayı bu low bir hedef bölgesi, yani bizim için alınması gereken bir likitte olarak bakabilirsiniz. Akabinde herhangi bir direnç bölgesi mitige edilmemiş, yani bu dirençler hala temiz. İmbalansın bir kısmı doldurulmuş bu noktada. Günlüğe geçelim. Günlükte fiyat hızlı düşmüş, likitleri toplamış, tekrar yukarı gitmiş, high'ları toplamış. Burada yine aynı haftalıkta baktığımız gibi en son bir likit dağılımı ve bir SFP yapısı var. İyi bir düşüş. Yani iyi bir direnç bölgesi burası bizim için. En son şurası bir likit almış mı diye bakacağım. Hayır, yine bir likit de bölgesi bu bölgede. Yani fiyatını yine hedeflemek isteyeceği bir bölge büyük olasılıkla günlükte baktığımızda. Aynı zamanda günlük kapanış henüz burada gelmedi ama şu high'da bir hedef olabilir. Bu hayda günlükte bir hedef olabilir. Yani likitte bölgeleri. Bu likitler alınıp fiyat tekrar aşağı devam edebilir. Şu anda günlük bana bunları söylüyor. Günlük grafik burada kalsın. Daily burada kalsın. H4'e bakalım. Şimdi H4'te burada şöyle bir bölge var. Bu bölge işte fresh OB dedikleri bölge aslında ama hani buraya benim bakış açım şu arkadaşlar. Bu tarz bölgelere IPB olarak nitelendiriyorum ben. IPB dediğimiz şey nedir? Yani impulse for pullback, impulsif hareket için pullback'i sağlayacak bölge. Yani buradan gelecek bir hareket benim için bir pullback olacak. Eğer bir yükseliş gelirse buradaki pullback'in yükselişine oynayabilirim. Ama asıl biasım daily'deki bu likit dağılımı sonrası sert düşüşlerden dolayı fiyatın buradan aşağı yönlü devam etmesi olacak. Şu anda bakış açım bu yönde. O yüzden şu anki planım ne? Bu bölgede verilecek long sinyalleriyle yukarı yönlü long alabilirim. Akabinde H4'te de bakın buralar likitte bölgeleri. Yani hiçbir şekilde bir likitte temizliği yok bu bölgelerde. Bundan dolayı bu bölgelerin likiditesi alındıktan sonra şurada bir likidite alımı var. Bu direnç üzerine bir likidite alımı var. Bakın dikkat ederseniz şöyle. Bu bölge olarak baktığımızda iç yapıda bir likidite var. Bunun önündeki likidite de yani hani şöyle şunu biraz daha, buranın tamamı bir dirençtir evet. Ama şöyle biraz daha rengini şey yapalım. Şu iki hayda yine likidite olarak kullanılabilir. Bundan dolayı şu bölge benim ekstrem emir atabileceğim bir bölge. Yani fiyat bu iç yapıdaki high'ları temizleyip düşme ihtimali var. Bunu biliyorum. Şimdi H4 bu şekilde. H4'teki planım bu şekilde anlatabilirim. Şimdi M15'e bakalım bir de. Şimdi M15'e baktığımda fiyata en son low yaptıran high burası. Şurada bir mum kapanışı var mı? Yok. Yani bu mum kapanışı olmadığı için baktığımızda aslında bu high bizim için M15'teki high'ımız. Ama iç yapıda şurada fiyat bir kırılım yaptırmış. O yüzden burası da internal yapıdaki önemli bölgemiz, önemli high'ımız, korunan bölgemiz diyebiliriz bu high. Geçilmekte zorlanılabilir. Belki buradan satış bakabiliriz. Bu şekilde bir bölgemiz var satış bakmak için. Ama hani asıl satış bakmak istediğimiz bölge neresi diye soracak olursanız bu bölge olacak. Akabinde buradaki fiyatın verdiği alım setuplarına girmeye çalışacağız. Bu likiditeler hedefimiz olabilir. Akabinde buralarda satış, bu bölgede satış ve bu bölgede satış olacak. Burada bildiğim şey şu. Fiyatın ciddi bir imbalansı var. Buradaki likidite geç saatlerde oluşturulmuş. Yani piyasanın hacimli olduğu saatlerde oluşturulmamış. Bundan dolayı buralardaki likidite zayıf olabilir ve fiyat bu bölgede yeni likiditeler oluşturabilir. Bunu biliyorum. O yüzden burada bir range görebilirim. Yani bir likidite alımları, likidite oyunları görebilirim. Fiyat veya bu high'ı hedefleyebilir. Bu da bir ihtimal. Aklımda bu tarz şeyler var şu anda. Yani planım buradan long bakmak, buradan da olabildiğince dikkatli bir şekilde short bakmak. Çünkü fiyatın likidite oynayacağını biliyorum. Ve bu bölgede duruma göre short bakabiliriz. Şimdi tekrar şu şeye geçeceğim. 3 ekrandan takip edeceğiz. H4'ü. Burada daily'ye baktık artık. Burada M5'e bakacağım. M5, H4 ve M15 şeklinde gideceğiz. Bölgeye henüz temas gelmemiş. Şu bölgeye henüz bir temasımız gelmedi. Şuraya bir de M15 ile yakınlaştırıp bakalım. M15'te de şu bölgeyi işaretleyebilirim. Benim için önemli olarak. Evet, şimdi arkadaşlar başlayalım yavaştan. Bakalım fiyat bize neler verecek. İşlem saatleri içerisindeyiz. İşlem zaman dilimimiz kaçla kaç arası? 8'den akşam 7'ye kadar diyebiliriz. Bu süre zarfında trade edeceğiz. O yüzden zamanımız çok büyük bir zaman çerçevesi değil. Günün büyük kısmını geçirmişiz. Şu bölge şu şekilde işaretli kalsın. Bu tarih aralığından sonra artık ertesi güne geçeceğiz. Bu aralıkta yani akşam 7'den sabah 8'e kadar olan aralığı direkt geçeceğim. Hiç orada neler yaşanmış bakmayacağım. Tabi sonrasında bakacağız ama o tarihte trade'ime devam etmeyeceğim. Yani kapatacağım işlemlerimi. Şimdi fiyatı şöyle bir tık daha hızlandıracağım. M5'te. İstediğim bölgeye bir temas gerçekleşti. Bu noktada. Burası bir mitige edildi. Fakat bir tık daha içine girmesini istiyorum. Yani buradan direkt entry almak istemiyorum. Burası bir likidite alım olarak kaldı. Normalde bu high hedefti. Target bir high. Fiyatı tuttu. Bu bizim için buranın bir likidite olarak kullanılabileceğini gösteriyor. Evet, ilerletiyorum. Şu an eminim ya fiyatın bu arada New York'a girdik. Fiyatın aynen şurada bir likidite oluşturuldan eminim iyi bir tepki geldi. İyi bir yükseliş geldi. Burada bakalım bize bir entry fırsatı verilecek mi? Burada likidite yok yine aynı şekilde bir inducement bölgesi oluşturulmasını bekleyip bu likidite ile birlikte entry almak isteyeceğim. Eğer bu fırsat verilirse entry denerim. Bir bölge oluşturuldu şu anda. M5'te takip ediyorum. Bu bölge güzel. Şimdi burada bir likite bölgesi oluşturuldu. Bu likiteyi kullanarak enter deneyebilirim. Bu likiteyi aldığımda fiyat. Buradaki bölge fena bir bölge değil. Buradaki dirençten sektik. Tabi fiyat burada yeni bir low'a gitmek isteyebilir. Ama ben burada analizim doğrultusunda bana bir bullish sinyal verildi ve bu likiteyi hedefleyeceğimden bahsetmiştim. Bu şekilde bir enter'i deneyeceğim. İşlemim geldi. Şöyle M1'e geçeceğim. Biraz daha yavaş oynatalım. Şimdi şu low likitte alım olarak kalmış gibi gözüküyor. Bakalım kapanış yapılacak mı bunun altında. Güzel. Yani şu body'nin altında bir kapanış gelmedi. Yani şu bölgenin altında bir kapanış gelmedi. Bu pozitif bir emare. M15'e baktığımda da yine bir likitte alım olarak kaldı. Bu şu bölge. Likitte alım olarak kaldığı için pozitif bir emare şu anda bizim için. Devam ettirelim bakalım. Şurada bir iç yapıda, şu bölgede iç yapıda bir direnç oluşturuldu. M1'de bir likitte alındı burada. Bundan dolayı buradan bir tepki aldık şu an. M15 kapanış yine bir likitte alım olarak kaldı. Güzel, pozitif bir haber bizim için. Bakalım. Şu bölgeyi geçemiyoruz. Yani ısrarla buradan red diyoruz. Evet, artık geç orayı yani. Hala aynı bölge tutuyor fiyatı. Şu setup tool'unu kaldırıyorum. Zaten stop'umuz ve entry bölgemiz burada görünüyor. Setup tool'unu kaldırıyorum. O yüzden şurada bir M1'e geçeceğim. M1'de bakacağım. Ya inatla fiyatı tutan bir direnç bölgesi ciddi manada yordu bizi. Likit de aldı ve kırılım yaptırdı. Fiyat bakın ne kadar güzel riayet etti. Yani şurayı bir geçebilse işimiz çok kolaylaşacak ama inatla tutunuyor hala. Ama M15'te baktığımızda herhangi bir kapanış yok. Bu low'lar hep birbirinin likitesini alıyor. Şu bölge mitige edildi şu mumla beraber. Bakalım stop olabiliriz tabii ki. Doğal bir durum. Yani bu bölge gerçekten fiyatı bizi stop etmeye götürecek sanırım. Şu M15 kapanış bizim için önemli. Şu anda bir sonraki bir dakikalık kapanış M15'i kapatacak. Aynen şu bölgenin altında kapattık. Ya bu pek iyi bir haber değil. Yeni bir direnç bölgesi oluşturuldu bu noktada. Bakalım, devam ettirelim. M1'de şurada bir karakter değişimi mevcut. Şuradan yeni bir high'a gidebilirsek, bu high'ı geçerek bizim için pozitif bir veri olacak. Güzel. Güzel bir hamle geldi. Şu high'ın üstüne geçmemiz lazım. Kapanış yapmamız lazım. Güzel. Yine aynı direnç bölgesine geldik. Buradan yine red diyoruz. Evet, buraya geçelim artık. Lütfen. Rica ediyorum hocam. Yine geçemedik. Oradan yine ciddi bir satış geldi. Evet. M5'te bakacağım bir şu anda. Tekrardan. M5'te şu bölgenin üzerine bir kapanış yapıldı. Bu güzel, pozitif bir haber. Fiyatı yukarı ittirebileceğimizi gösteriyor. Bakalım. Ya burada artık tekrar yeni bir low'a giderse muhtemelen bizi stop edecek. Fiyatın artık burada yapması gereken şu andan itibaren yeni bir high'a gitmek. Yani şu bölgeyi artık geçmesi gerekiyor. Olur da geçemezse muhtemelen stop olacağız. Aynen öyle ya. Şu an pek pozitif görünmüyor ama bakalım. Hala bu bölgenin altına geçmedik. Yani inanılmaz ya. Şu bölgenin fiyatı bu denli tutuyor olması, M1'deki bir likitte alımı gerçekten ilginç. Muhtemelen stop olacağız burada. Bu noktada yapacak bir şey yok. Aynen burada stop olduk. Şu bölgeyi tam temas etti sanırım. Aynen altına biraz geçmiş. Likit alım olarak kalmış. Bu sorun değil. Ya burada yapacak bir şey yok yani. Bu kadar şu bölgeyi tutabileceğini gerçekten düşünmemiştim. Bakalım. Fiyat belki içeri doğru tekrar girdikten sonra yeni bir alım bakabiliriz. Aynen güzel. İçeri girdik. Aynı zamanda benim şu günlük işlem bölgemin sınırına geldik arkadaşlar. Akşam saat 7 oldu. Son mum burada kapandı. Artık benim işlem saatlerim içerisinde değiliz. Bundan dolayı ertesi günü saat 8'ine kadar grafiği tekrar ileri saracağım. İşlem saatlerime tekrar geri gelene kadar. Şöyle M15'i alacağım. Evet. Tamamdır. Artık işlem saatlerime geldik. Fiyat şu ikinci çizdiğimiz bölgeden bir tepki aldı ve bu noktada bir kırılım yaptı. Bakalım şöyle. Evet, şu an işlem saatlerimizdeyiz. Tekrar bunu akşam 7'ye göre şöyle seçiyorum. Şimdi ne yapabiliriz? Bakıyorum güncel fiyat hareketine. M15'te ve H4'de bakacağız tekrar. M15'te fiyat burada yeni bir low yaptı. Akabinde bir düzeltme, yeni bir lower low. Akabinde burada bir kırılım gerçekleşiyor. Burada M15 yapıyı, iç yapıyı bullish'e çevirdik diyebiliriz. H4'e baktığımda H4 fiyat yani sürekli olarak swap olarak kalıyor. Dikkat edin. Yani sürekli bir likitte alım olarak kalıyor. Yani bu ciddi manada bullish bir emare benim için. Fiyatın sürekli böyle wikleyerek kalması. Yani buraya her girdiğinde alıcı buluyor. Alıcıyla karşılaşıyor. Şu iç yapıdaki küçük destek bölgesinden de bu denli tepki alması oldukça pozitif. Bundan dolayı fiyatta hani şu anda ne bekleyebilirim? Belki şu bölgenin likiditesini alıp şunu kenara çekeyim. Şu bölgenin likiditesini aldıktan sonra yukarı yönlü bir hamle bekleyebilirim. O yüzden şimdi ilk etapta beklentim şu bölgenin fiyatı tutması. Bu bölgeden bir alım deneyeceğim. Eğer ki bu bölge fiyatı tutmazsa bu kez hedefim bu likitte alındıktan sonra burada bir setup aramak olacak. Ve bu şekilde fiyatı yukarı götürmek olacak. Bunu deneyeceğim. Hedefim yine ilk olarak bu high olacak. Bakalım bize bu fırsatlar verilecek mi? Tabii istediğim şey burada bu bölgede alım yapmak ilk etapta. Lakin burada da bir alım setup'ı görürsem yine enter'ı alacağım. Deneyeceğim. Günlüğe bir bakmak istiyorum. Günlükteki kapanış nasıl oldu? Buna bakalım. Günlük de bize pek çok şey söyleyebiliyor bazen. Günlükte pek bir değişiklik yok. Yani aynı yapı. Fiyat şu mumun body'sinin üstünde kapatmış. Pozitif bir emare diyebiliriz. Bu şekilde günlükteki yapı. M5'e geçelim bu noktada tekrar burada. Tekrar şuraya M1'i alacağım ve ilerleteceğim. Fiyat belirlediğim bölgeye gelmesini bekliyorum şu anda. M5'teki yapım aynen bu şekilde. Belirlediğim bölgeye gelmesini bekliyorum şu an. Burada da bir likite temizliği yaptık şu bölgede. Fiyat şuradaki likiteleri temizledi. Artık yani burası baş belası olmuştu bize. Temizlendi, güzel. Orası geçildi. Bakalım şöyle. İstediğim bölgeye ulaşmasını bekliyorum hala. Ya istediğim bölgeye gelmeden herhangi bir aksiyon almayacağım. Bu kapanış bir swap olarak kalırsa bakalım kalacak mı? Evet, bir likit alım olarak kaldı. Buraya direkt enter atıyorum artık. Gelirse buradan direkt enter'i alacağım. Evet. Yine bir likit alım olarak kaldı. Yani şu an bir kapanış yapıldı ama yine bu high likiditesi alındı. Yine geri dönecek gibi görünüyor. Bakalım. Gelirse burada alıcıyım yani şu anda. Enter'im geldi. Bunun mantığını anlatacağım arkadaşlar ama bakalım önce bir TP olursa o şekilde anlatırız. Hedefimiz bu high. Hatta hedef olarak ilk hedef bu high. Sonra asıl hedefimiz şu high olacak. Şu bölge olacak. Daha önce de anlattığım gibi o bölgeyi hedefleyeceğim. Şimdi bakalım şu M15 kapanı şu an önemli. Kapanışı şu bölgenin üzerinde yapabilirsek bizim için iyi haber. veya şu gövdenin üstünde yaparsak tabii daha güzel. Bakalım neler olacak. Kapanış pek hoş olmadı. Pek güzel bir kapanış değil. Ama sorun değil yani. Bu kapanış bizi illaki aşağı götürecek diye bir durum yok. Ama hani burası stop edilebilecek bir bölge. Sonraki planım belli yani, stop olursam. Bakalım. Şu an güzel görünüyor. M1'e bakalım şöyle tekrar. M1 fena görünmüyor. Bu ne böyle ya? Ne oldu böyle? Haber mi vardı acaba? Muhtemelen bir haber etkisi ama hani bilmiyorum, kontrol ederiz bu tarihi. Şubat ayı 15. Kontrol ederiz bu tarihi, bilmiyorum ama yani hani haber de olsa doğru analiz yine bir hedefe gidebiliyor. Yani haber de yani şöyle bir şey yok. Haber olduğunda teknik analiz çalışmıyor veya işte price action çalışmıyor gibi bir durum yok. Haber saati de olsa fiyat yine mantık çerçeveleri içerisinde hareket edebiliyor. Sadece bazı bölgelerin likiditesine oynanıyor ekstradan. Yani sizin atıyorum burası mesela korunan bir bölge dediğiniz bir bölge alınabiliyor ve akabinde tekrar mesela burada aşağı yönlü kırılım yapıldı diyerek buradan short açmaya çalışan kişiler likitte olabiliyor. Benim entry'yi buraya koymamın sebebi buranın likitte olarak kullanılacağını düşünmemdi. Haberle birlikte bunu yaptılar. Şimdi ben bu noktada ne yapacağım? Asıl hedefimin bu bölge olduğundan bahsetmiştim zaten. Ama bu noktada bütün pozisyonumu bu şekilde götürmek istemiyorum. Ben pozisyonumu ciddi anlamda büyük kısmını kapatacağım. Çünkü iyi bir kar oranı, şu anki kar oranı baktığımız zaman yani 5'arlık bir oran. Gayet iyi benim için. Ama asıl TP'm artık bu bölge olacak. Bu bölgeyi bekleyeceğim. Şu anda yapacağım şey bu. Bakalım. Ama yani bu net bir şekilde bir haber mumu yani. Yapacak bir şey yok şu an için. Bakalım hedefimize ulaşabilecek miyiz? Hızlıca ilerletiyorum. Yani buranın alınması lazım. Buranın fiyatı tutacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama hani aşağı gelip bizi stop edip tekrar gider mi? Bilemiyorum yani, zaten riskimizi büyük oranda sıfırladık. Ama hani bu bölgenin alınması lazım. Yani muhtemelen likitte biriktirmek için yapılan bir tepki diye düşünüyorum yani. Aynen böyle. Şimdi baktığımız zaman bu pozisyon TP'lendi. Bir sonraki planımız neydi? Bu bölgede satış yapmaktı. Şimdi bu bölge her ne kadar şu anda hani geçilebilecek gibi görünse de baktığımızda buradan bir tepki göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü yani bu H4 ile destekli son low yaptıran bölge. Yani bakın bu H aşağı yönlü şu low'u kırıyor. H4 ile birlikte kırıyor. Ama sonraki bu bölgeler H4 ile destekli bölgeler değil. Bundan dolayı bu bölgeden bir tepki görebileceğimizi düşündüğüm için buraya bir risk entry atacağım. Deneyeceğim şansımı. Önceki pozisyonumuz da iyi geçtiği için zaten yani bu pozisyon real canlı piyasada alacağım bir işlem miydi? Yani bilmiyorum, almayabilirdim. Çünkü haber saatleri almayabilirdim büyük ihtimalle. Ama şöyle bir durum var backtest yaparken. Yani bu işlem haberden dolayı direkt stop da olabilirdi. Yani bunları backtest yaparken mecbur göze alıyoruz. Yani bu tarz durumlarla karşılaşıyoruz mecburen. Şimdi burada ben risk entry attığım için entry'mi bir tık daha şöyle yukarı koyacağım ki hani bana hızlı bir şekilde bir kar oranı versin. Çünkü buradaki hızlı yükseliş hareketine kafa tutuyorum bu işlemle birlikte. Bunun bilincinde olduğum için hızlı kaçmam lazım. O yüzden bana hızlı bir şekilde kar vermesi lazım. Burada gelecek olan ilk tepkiyle beraber riskimi satacağım ben. RR1'de 150 dolarla açtığımız bir pozisyon. 150 dolar kâra ulaştığında direkt riskimin yarısını kapatacağım. Eğer tabi entry gelirse, bilemiyorum şu an. Şöyle oynatalım. Bakalım gelecek mi? Bu Bu arada gün kapanışına da yaklaşıyoruz. Artık bizim hani işlem atmayacağımız saatlere yaklaşıyoruz. Şu an hala bullish fiyat. Şu low'u kaybetmedik ve hala yukarı devam edebiliriz. Burada likidite biriktirilmesi güzel haber, iyi haber. Hop dur, çok hızlandı, hacim girdi. Şimdi baktığımız zaman bizim bölgemize ilk temas geldi. Fiyat buradan bir tepki aldı. Devam edelim. Evet. Entry gelecek muhtemelen. Şuradaki yaptığı fiyat hareketine göre baktığımızda entry gelecek gibi gözüküyor. Şöyle bu H4'te kalsın, yine H4'e bakacağız. Şurası M1'deydi. Şurayı işlem bölgemize çekelim. Şunu kaldırıyorum arkadaşlar. Zaten burada entry ve stop bölgem var. Şuradan fiyatı takip edeceğim. M1'de fiyat şu internal'ı temizledi ve aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştirdi. Yani bu noktada eğer şu low'u kaybederse buradan satış bakacağım. Eğer kaybetmezse bu bekleyeceğim yine. Bu low'u kaybettik. O yüzden artık satış bakabilirim. Şu low'un altına bir kapanışla beraber geri çekilmesinde satıcı olacağım. Evet, kapanış gelene kadar zaten üzücü bir durum. Entry'miz gelmedi ama fiyat buradan ciddi manada tepki aldı. Yapacak bir şey yok. Şurada hani kapanışla beraber fiyat çok hızlı hareket etti. O yüzden buna katılabilecek bir durumumuz yoktu yani. Aynı zamanda şu an geri gelirse belki deneyebilirim. Şunu artık kapatacağım. Şu sell limiti. Çünkü artık buradan tepki alındı yani. Yeterli tepki alındı. Şimdi bu noktada entry deneyebilir miyim? Deneyebilirim. Nerede deneyebilirim? Şu bölgede deneyebilirim. Bu bölge güzel bir bölge benim için. Şimdi burada fiyatın M1'de bir en azından bir kayıp vermesini beklemem lazım. En azından bir destek kaybı, demand kaybı görmem lazım. Şimdi fiyatın şu noktada bir likidite alımı yaptığını görüyorum. Şu low'u kaybederse benim için potansiyel işlem olacak M1'e göre. Bakıyorum şöyle. Aynı zamanda gün kapanışına yaklaşıyorum. Yani benim için gün sonu yaklaşıyor. Bundan dolayı burada alacağım işlemden hızlı çıkmam lazım. Yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşti. Şu low kaybederse buradaki, hatta şu desteği bile kaybederse satış yapabilirim. Şu desteği altına bir fitil dahi atsaydı satacaktım, yapamadı, üstünde kaldı, hala kalıyor. Artık yani gün sonuna yaklaşıyorum. Benim için günün sonu geldi. İşlem saatlerim içerisinde değilim artık. Ve bundan dolayı hızlı bir şekilde ertesi gün işlem saatlerini alacağım. Bu arada video yaklaşık yarım saat olmuş. Yani bu şekilde kapatabiliriz bu videoyu. Aldığımız bir işlem oldu. Almaya çalıştığımız ikinci işlemi alamadık. Çok uzun olmasını istemiyorum. O yüzden burada bitirebiliriz videoyu. Ama yani bir gün daha atsak mı? Bir günün daha trade'ini atalım olmazsa, öyle bitirelim. O zaman sabah saat 8'e şöyle çekeyim hızlıca. Çünkü çok işlem örneği yapamadık. O yüzden bir gün daha devam edelim istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu hayın üzerine bir kapanış gerçekleşti ve fiyat burada bize yeni bir bölge oluşturdu. Şu iç yapıdaki likidler temizlendi. Şurada ciddi manada bir likidite oluşturduğunu görüyoruz ve bu haya hala saygı duyuluyor. Bu bölgeye hala saygı duyuluyor. Şimdi bu noktada fiyatın bana bir şeyler vermesi lazım. Yani şimdi bu likidleri alacağını düşünüyorum. Bu likidlerle beraber muhtemelen bu hay hedeflenecek, bu hay alınacak. Yani buradan ilk temasta fiyat bu tepkiyi yaptı, bir kırılım yaptı. Akabinde burada saygı duymadı bu low yaptıran haya ve yukarı yönü tekrar kırdı. Yani burası bir fake out bölgesi olarak kaldı bizim için. Yani bir alım konumu olarak kaldı. H4'te baktığımızda bakın M15 bearish görünse de H4 ciddi manada bullish bu noktada. Dikkat ederseniz ciddi manada bullish. Ve hani buradaki low'lar da sebeplendi fiyat ve bu hareketin hatırlarsanız bir pullback olduğunu düşündüğümü ve hani bu seviyelerden artık hani şöyle düzeltelim burayı. Bu seviyelerden satış yapmak istediğimden bahsetmiştim ama hani fiyat bana şunu söylüyor, ciddi manada bullish'im ben diyor hala. O yüzden biraz daha yukarı gideceğim diyor. Yani şu H4 kapanışı bana bunu söylüyor ve bu hayın alınabileceğini düşünüyorum. Akabinde bu bölgeden short bakabilirim. Şu an bunu düşünüyorum. Yani long likiditesi alındı. Şu bölge ciddi manada bir destek bölgesi. Çünkü bir fake out yaptıran bölge. Şimdilik bunları düşünüyorum. Yani yapabileceğim pek fazla bir şey yok. Günüm burada başladı. Saat 6'da bitireceğimi varsayalım. Şurada günüm bitecek artık. New York sezonunu bekleyebiliriz. Yani New York'la beraber burada enter alabiliriz. Saat 3 civarında. Bakalım. Şu anda biraz hızlı bir şekilde geçeceğim buraları. Çünkü burada ne olacağını görmek istiyorum. Fiyat eğer ki burada evet şu bölgede yeni bir lower low yapsaydı burada satış bakacaktım ama bu high'in likiditesini aldık. M15'te bir likidite alım olarak kaldı. Bakalım üstüne kapanış yapabilecek miyiz? Şimdi bu tarz bölgelerde ilk destek önemli. Yani bu destek kaybedilecek mi, kaybedilmeyecek mi? Bu önemli. Bundan dolayı bu destek bölgesine fiyat geldiğinde eğer bir setup verilirse alım bakabilirim. Eğer ki bu alımda stop olursam, bu noktada stop olursam bu kez satış bakacağım. Yani bu bölge benim için önemli. Fiyat buraya kadar gelmedi. Benim istediğim bölgeye gelmiyor şu anda. Yukarı ciddi bir hacim girdi fiyata. Şu demand önemli benim için şu anda. Bu demandleri takip edeceğim. M15 demandlerini takip ederek fiyatı bir üstteki dirence kadar götürmeye çalışacağım. Şu anda pozitif bakıyorum fiyata. Burada bir likidite oluşmasını bekleyeceğim önümde. Yani fiyat şunu yapsın istiyorum. Gelsin bir likidite oluştursun. Sonrasında ben buraya emir atabilirim. Eğer ki bu likidite oluşmazsa bu kez likidite ben olabilirim. Bu yüzden bu likidite oluşumunu bekleyeceğim. Yani şu an itibariyle böyle bir likidite oluşmadı ama şunların likidite olduğunu biliyorum. Şu bölgelerin birer likidite olduğunu biliyorum. M5'te izleyeceğim burayı. Fiyatın bir direnç bölgesine geldiğinin farkındayım. H4'te Bulov yine bakın bir likidite alımı yaptı. Akabinde yukarı yönde kırılım. Yani H4 dimendim benim. H4 destek bölgem bu şekilde. Şu bölgede H4 desteğin içerisinde kaldığı için bir tık daha pozitif bakıyorum buraya. Bakalım fiyat neler yapacak. H4'te bir yani bu kapanış tabii önemli. Böyle kapatacak mıyız belli değil şu anda. Bakalım devam ettirelim. Fiyat benim direnç bölgemde. Şurayı şöyle bir tık daha daraltacağım. Ve hani şurada çizebileceğim bölgeleri çizeceğim. Şu direnç likidite almış bir bölge. Burası önemli benim için. Yani şu bölge çizilebilir ayrıyetten. Yani şu aradaki bölge pek hoşuma gitmedi ya. Bunu kaldıracağım. Şunu kaldırıyorum. Şu bölge ve bu bölge benim için şu an önemli olan bölgeler. Şurayı da M5'te izleyelim. Burada eğer bir karakter değişimi görürsem satış yapacağım. Yani şu bölgenin kaybını görürsem satış bakabilirim. Ya burada aynen öyle yani fiyat böyle bir satış yedi buradan. Buranın kaybını görmem lazım. Şu an itibariyle satış bakabilirim arkadaşlar. Çünkü beklediğim bir bölgeydi ve hani satış yapabileceğim bir bölge. O yüzden direkt buradan risk enter'ı alacağım. Eğer konfirme verirse konfirmasyon enter'ı da alacağım. Şimdi arar olarak bir kontrol edeceğim. Benim riskim ve reward'umu karşılıyor mu? Şimdi şurası H4'te bir demand ama kapanış yaptırılamamış bir demand. Şimdi bu noktada hedefimin bu bölge olması makul. Böyle baktığımda enter'imi biraz daha yukarı almam lazım. Çünkü hani bu şekilde girdiğimde beni karşılamıyor tam olarak. Hedefim şu low olması lazım. Ama bu low korunan bir low. O yüzden hani makul hedefim olması lazım. %2 risk. 2 ararlık bir işlem. Çok iyi bir arar oranımız yok. Bundan dolayı bu işleme girmiyorum ve bana daha küçük time frame'lerde fırsat vermesini bekleyeceğim. Çünkü yani beni tatmin etmedi şu anki tablo. Arar oranı. Aldığım riske değmeyecekti yani. Devam ediyorum bakalım. Bize fırsat vermeden düşebilir bu arada. Yani beklediğim bir bölgede Bakalım burada pullback'e gidiyoruz. M5'e bakmam lazım. Şu likiditelerin alınmamış olması güzel. Ama fiyat hızlı yükseliyor. Yani böyle bir tablo var karşımızda. Yani bekleyeceğim, yine burada fiyatın bir şeyler vermesini bekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar riskli bir şey deneyeceğiz. Şu bölgeden. Şöyle tekrar bir şurayı TP yaptığımı varsayıyorum. Arar olarak 2.86, bir tık daha şöyle yukarı alacağım. Stop'umu da şöyle bir tık daha yukarı alacağım. Yani riskli bir şey deneyeceğiz, bakalım ne olacak sonucu. Satmak istiyorum buradan ama hani yani şu bölge, yani şu bölge fiyatı tutabilir ya. Hani ben deneyeceğim ya şansım bu noktada. Bu işlemi alacağım yani şöyle. Direkt şöyle bir enter olacak. Stop bunun üstü. Enter'in bir tık daha geride olsun ki arar olarak daha güzel bir arar olsun. Bakalım ne olacak. Şimdi şöyle M1'de izleyelim burayı. H4'de bir tekrar bakacağım. Yani sorun yok. TP'miz de güzel. Evet bakalım. Bu belki TP'yi bir tık daha geri alabilirim duruma göre. Enter'i bize ver ama ya o kadar da yapma yani. Tamam, enter'i geldi, güzel. Şimdi evet şu low'un kaybedilmesi gerekiyor ilk etapta. Bu bölgeyi kaybetmesi lazım fiyatın. Yani direkt burada zınk diye stop olabiliriz tabii ki. Bu ihtimal dahilinde. Sorun değil. Yani burayı kaybetmemiz lazım. İlk etapta fiyatın burayı bir kaybetmesi lazım. Ama hani tek mum yemek istemiyorum burada. O beni biraz üzer. İlk tabi burayı kaybettik. Bu güzel haber bizim için. O çok güzel. M5'e bir bakalım hemen tekrar burada. M5'te fiyat hala bu bölgeden dönebilir. Yani bunun farkındayım. Şu bölge fiyatı tutabilir. O yüzden buradaki gelen tepkiye göre işlemi ya kapatacağım ya riskimi azaltacağım. Bu noktada bir şeyler yapacağım. Buradan gelen tepkiyi göreceğim, görmem lazım. Bu low'ların likiditesi alındı. Şu bölge kaybedildi mi? Hayır, tam olarak o bölgeden döndü. Şimdi burada iyi bir tepki görürsem ben işlemden çıkmam gerekecek. Güzel, iyi bir tepki gelmedi. Fiyat buradaki bütün low'ların likiditesini aldı. Şimdi bakalım ne kadar karımız var. 2 ara henüz tam ulaşmadık. Yani şuradaki M5 kapanışı görmek istiyorum ya. M5 kapanış sonrasında 2 dakika var yaklaşık bu kapanışa. 54 geçiyor. Bakalım kapattık mı? Kapattık, tamam. Oldukça bearish bir kapanış yapıldı. Bizim için güzel. Bundan dolayı şu anki kapanış güzel olduğu için ben bu işlemi artık devam ettirebilirim. Şimdi bu noktada H4 kapanış çok önemli benim için. Çünkü eğer H4 burada bir wick olarak kalırsa fiyatı daha aşağı götürebiliriz. Bunun farkındayım. Eğer ki body olarak kapanırsa bu destek bize karşı çıkacak. Bundan dolayı ben şimdi şu anda bu pozisyonda yaklaşık 3R civarında bir karımız var. Güzel bir kar. Bu karın bir kısmını kapatacağım. Hatta hani büyük bir kısmını kapatacağım diyebilirim. %75 kadarını kapatacağım. Akabinde bu işlemin TP'sini şu low'a kadar götüreceğim. Şimdi eğer ki dediğim gibi H4 kapanışı bir wick olarak kalırsa, burada likit alım olarak kalırsa, o zaman hedefim bu low. Ama eğer öyle olmazsa o zaman bu demand'de, bu low'un altındaki bölgede ben işlemden çıkacağım. Bakalım. Aynı zamanda işlem saatlerimi de kontrol edeyim. Yo, daha vaktimiz var, problem yok. Fiyat bir pullback'e dönüyor şu anda. Evet, bakalım burası fiyatı tutacak mı? Şu an stopumuz güvenli bir bölgede, problem değil bu arada, yani problem yok. Oranın fiyatı tutması lazım. Eğer tutmuyorsa bu fiyat bullish'tir yani. Şimdi evet, H4 kapanışı geldi ve bir kırılım olarak geldi. Bundan dolayı benim artık bu noktada TP bölgem bu bölge olmalı. Yani bu bölgede çıkmam lazım. Tabii oraya kadar gelecek mi bakalım. Evet hocam. Evet. Hadi bakalım. Oha'nın likiditesini alıp öyle düşecek muhtemelen. Evet. Yapacak bir şey yok. Stop olduk. Karımızı aldık burada ama. Bu noktada şimdi bu high'ların bütün hepsinin likiditesi alındı. Ya ama hani burada şöyle bir sıkıntı var. Artık hani H4 kapanış oldu ve burada fiyat bize valid bir demand bölgesi oluşturdu. Bundan dolayı hani buradaki yapacağım satışlar çok riskli olacak. Yani fiyat şunu düşüp zınk diye devam edebilir. Yani bunu biliyorum. Bundan dolayı artık hani ben bugün daha fazla risk almak istemiyorum. Yani normal şartlarda bu böyle bir gün, mesela bakın tekrar high'ı aldık. Ya bu böyle devam edebilir. Muhtemelen yani burada hatta long bile deneyebilirim yani. Bu likitte de oluşturuldu önümüzde. Burada likitte almış bir demand var. Son işlemimiz de bu olsun. Yani şu bölgeden long deneyebilirim. Benim stratejime uygun bir long işlem. Dirençte olduğumuzu biliyorum ama fiyat gayet bullish. Yani bundan dolayı bu long'u deneyebilirim. Bunda bir sakınca yok. Son işlemim de bu olsun zaten. Akabinde şeyi bitiririz. Evet, işlem geliyor. Entry'miz geldi. Şu M1'de kontrol edeceğim. Normal şartlarda ben böyle direkt risk entry kolay kolay girmem ama buradaki yapı risk entry girebileceğim bir yapı. Çünkü önümüzde ciddi anlamda likitte var. Fiyat iyi likitte biriktirdi ve buradaki bölge, demand bölgesi likitte almış bir bölge. Bundan dolayı burası benim risk entry girebileceğim potansiyele sahip bir bölge. Bu yüzden girdim. Tabii bu işin sonunda direkt stop olmak da var. Şuradaki high geçilmesi lazım arkadaşlar bu noktada. Yani şurada likitte almış bir bölge var. O yüzden bu high'ı geçmemiz lazım. Normal şartlarda ben bu tarz bir bölge geldiğinde fiyat şu high geçildikten sonra market buy atıyorum genellikle. Bakalım bizde burada direkt stop edebilir. Bakalım. Geçildi. Mesela ben bu andan itibaren normalde artık emrimi buradan market buy şeklinde atıyorum. Direkt limit şeklinde, emir şeklinde değil de yani fiyatın burada tutunduğunu görüp akabinde öyle bir entry deniyorum. Buradaki tablo biraz daha nasıl oldu? Biz direkt risk entry attık. Hani artık son işlem günümüz bitiyor. Bir de backtest yapıyoruz zaten. Güzel. M15'te kapanış olarak kaldı bu noktada. Evet, çok hızlı geri döndün abi yani, çok hızlı geri döndü. Muhtemelen bu low'un likiditesini alacak. Alanımız çok dar yani, bu low'un likiditesini alıp bizi stop etmeden döner mi bilmiyorum açıkçası. Evet, dönmedi. Ona gücü yetmedi fiyatın. Bir haber belki olabilir, bakalım. Yani ciddi manada hacim girdi piyasaya. Belki saatte zaten tam 16.30. Aynen öyle bir haber mumu muhtemelen bu. İşte az önceki haber mumu bizi TP yaptı. Şu anki de stop etti. Eşitliği sağladık sanırım. Bu videoyu bu şekilde bitirelim. Şöyle biraz daha gün sonuna kadar ilerletiyorum. Yaklaşık 3 günün trade'ini attık. Bu noktadan sonra hani beklentim ne olurdu bu fiyattan, onu söyleyeyim. H4'te burada oluşturulan bir demand bölgemiz olduğundan bahsetmiştim, hatırlarsanız. Şu H4'teki şu bölge. Bir sonraki yapacağım hamle bu bölgeden alım bakmak olacaktı. Yani bu seviyeden alım bakmak ve fiyatı bu high'a götürmek olacaktı. Bilmiyorum ne olacak, bakalım gerçekleşiyor mu? Aynen bu işlemde hani bakış açısı olarak bu da bir TP oluyor. Baktığımızda H4 demand fiyatı tutuyor ve yeni bir high'a götürüyor. Burada bizi TP'liyor. Tabii enter'ı alırdık, alamazdık, o başka bir nokta. Fakat benim bakış açım bu şekilde olurdu. Arkadaşlar video biraz uzun oldu. Yaklaşık 45 dakika ama güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yani birçok kişi adına. Aynı zamanda backtest yaparken genellikle yani şüpheniz şu oluyor. Biliyorum, çok iyi anlıyorum sizi. Hani daha önce bildiğin fiyatı trade ediyorsun şeklinde. Yani açık konuşmak gerekirse daha ne kadar şeffaf olabilirim bilmiyorum. Rastgele sayı seçtim ve bu sayılar üzerinden bu tarihleri trade ettim. Şimdi tabii isteyen, yani güvenmek çok zor burada insanlara. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama her şeyi anlatarak yaptım arkadaşlar. Neyi neden yaptığımın bilgisini tamamıyla anlatarak yaptım. Aynı stratejileri kullandım. Buradaki aldığım entry ile buradaki deneyeceğim long entry'ler aynıydı. Bu işlem gelmedi, bu işlem geldi. Yani stop da oldum aynı stratejiyle. TP'de oldum. Ama baktığım zaman bizim amacımız stop olmamak değil. Stop olmak çok doğal bir durum. Amacımız uzun vadede karlı kalabilmek. Bu amaçla ilerliyoruz. Bu amaçla ben ilerliyorum en azından. Şimdi şeye bakalım. Analizimize bakalım. Ne yapmışız? Baktığımızda analiz kısmına geçelim. Yani %50 win rate hemen hemen benim, yani bu uzun vadede %65-%70 civarında oluyor. %65 civarında bir win rate'im oluyor genellikle. Baktığımız zaman bence iyi bir oran. Çünkü kaybettiğim zaman atıyorum %0.30 kaybediyorum. Kazandığım zaman %1, %1.5 civarında kazanıyorum. Yani 1'e 3'lük, 1'e 4'lük işlemler olduğu için beni %50'lik bir win rate benim için gayet iyi bir win rate. Ben bu şekilde düşünüyorum yani. Burada dediğim gibi arkadaşlar daha ne kadar şeffaf olabilirim gerçekten bilmiyorum. Şimdi güvenmekte zorlandığınızı biliyorum ciddi manada. Hani güvenmekte zorlanıyorsunuz ve hak da veriyorum. Ben de güvenirken yani bir insana şimdi burada bir backtest yaptık ve hani şunları düşünenler olabilir. Yani atıyorum işte yan ekrandan açtı, yan ekrandan bakıyor fiyata ve o şekilde trade ediyor ve gibi düşünenler olabilir. Gayet hak veriyorum. Yani bu tarz düşünenlere ciddi manada dediğim gibi hak veriyorum. Düşünebilirsiniz. Gerçekten böyle bir şey olmadığını size söyleyeyim ama çok şeffaf birisiyim bu noktada. Hani zaten yakın zamanda canlı işlemler de paylaşırız. Günlük analizle çekiyorum zaten. Günlük analiz videolarım da var. Orada da hani biasımı söylüyorum. Nasıl oluşturduğumu anlatıyorum olabildiğince. Bu noktada yani yapabileceğimin, yani en şeffaf olabileceğim şekil buydu. Olabildiğince şeffaf olmaya çalıştım. Ama tekrar söylüyorum. Bu şekilde düşünen kişilere hak veriyorum. İnanın ben de sizin gibi düşünüyorum. Burada hani birisi bir şey video çektiğinde diyorum ki hani kesin bir şeyler yapıyordur gibisinden bakıyorum ama burada emin olabilirsiniz. Hiçbir şekilde bir hile hurda yok. Şeffaf bir şekilde kendi trade'imi, kendi bakış açımı sizlerle paylaştım. Kendi backtest'imi sizlerle paylaştım. Yarın bir gün yine bu şekilde bir video çekerim. Başka bir bölgede yine seçeriz. Orada da aynı şekilde aynı stratejileri kullandığımı görürsünüz. Ve bu noktada içiniz biraz daha rahat edebilir. Kendi stratejimi uyguluyorum. Stop'da oluyorum. TP'de oluyorum. Bu şekilde bir bakış açım var fiyata. Durum bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.